Öncelikle senin nanonu projemizi bakanlıktan geçirdik. %50 bakanlık desteği, %25 özel idare desteği, %25 de çiftçi desteği olmak üzere 4 milyon 670 bin liralık projeyi geçirdik. Bununla beraber il genelinde 770 adet 240 metrekarelik seralarımızın naylonu değiştirmiş olduk. Zonguldak İl Tarım Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, 2023 yılında hayata geçirilen ve geçirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törende 770 adet sera naylonu dağıtımının yapıldığını belirten Çataklı, seraların yenilenerek ürün kalitesinde ve üretiminde artış sağlanmış olacağını söyledi. Bu her ne kadar miktar olarak böyle görünse de bir sera naylonu vatandaşın kendi özel seralarını parakende 10 bin liraya alabileceği sera naylonu vatandaşımıza, çiftçilerimize 1500 liraya edindirmiş olduk. Bu neden önemli? Çünkü sera naylonlarımız 10 yıllık olanlar var, 15 yıllık olanlar var. Yani vatandaş yaptırmış, değişmiyor. Bunun süresi normalde ne kadar? Eski sera naylonları 24 aylık, işte yenileri 36 aylık ömürler var. Ama bu sera naylonu özelliğinden naylon özelliğine geçmiş şey oluyor, yani naylon olmuş olur, senin naylon değil, naylon olmuş olur. Bunları yenilemekle ürün kalitesini artırmış oluyoruz ve yine ürün miktarında da ciddi manada artışa sağlamış oluyoruz. Bu güzel bir projemizi, bu konuda bize destek olan bakanlığımıza, özel idaremize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kuru fasulye, karpuz, ayçiçeği, yem bitkisi, mavi yemiş projelerinin hayata geçirildiğini belirten Çataklı, Ereğli bölgemizde yoğun olarak mavi yemişte ciddi bir artış olduğunu ifade etti. Kuru fasulye ile ilgili bir proje yaptık. Bununla ilgili de bakanlıkta ödenek aldık. Bu da %75 bakanlık desteği, %25 çiftçi desteği olmak üzere bunu da gerçekleştirdik. Yine karpuz fidesiyle ilgili proje yaptık. 10 bin adet karpuz fidesini ilimizde dağıtımını gerçekleştirdik. Bu da yine %75 çiftçi bakanlık katkısı, %25 çiftçi katkısı. Ayçiçeğiyle ilgili de aynı şekilde bir takip projesi yaptık. Bu da bakanlıkça kabul edildi. Bunu da yine aynı şekilde %75 çiftçi katkısı, ters söylüyoruz, %75 devlet katkısı, bakanlık katkısı, %25'i çiftçi katkısı. Yine yılbaşında yaptığımız özel idare projelerinden yem bitkisi projeleri gerçekleştirdik. İl genelinde yaklaşık 25 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu da bizim övünç kaynağı projelerimizden bir tanesi, yem bitkileri projesi. Çünkü il genelinde hiçbir zaman yem bitkisi tohumu isteyip de alamayan bir çiftçimiz kalmadı. Ben bunu tekrar ediyorum. Bu önemli. Niye önemli? Hayvancılığın ham maddesi yem. Gabayem ve bu gabayem de bu şekilde karşılamış oluyoruz. Yine Ereğli bölgemizde mavi yemişle ilgili proje yaptık. Onda da %75 bakanlık, %25 çiftçi katkısıyla Ereğli bölgemize yoğun olarak bir mavi yemiş de ciddi manada bir artış olmuş oldu. Aronya üretiminde Zonguldak'ın Türkiye genelinde iddialı iller arasında yerini aldığını belirten Çataklı, hayvancılık anlamında da desteklerin sürdüğünü vurguladı. Aronya ile ilgili çalışmalarımız oldu. Aronya da Türkiye genelinde iddialı illerden biri haline geldik. Yine Aronya ile ilgili Bakka'dan geçen bir projemiz var. Bakka projesiyle birlikte Aronya'nın ve diğer meyvelerin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ile ilgili bir ciddi bir proje geçti. O projeyle ilgili de kooperatifimize destek veriyoruz. Yine bu hubbar tohumu ile ilgili bakanlık projelerimizi hazırladık. Yaklaşık 150 ton hubbar tohumunun, bu buğday, tirtikare ve arpa olmak üzere %75 hibe olarak sonbaharda gerçekleştireceğiz. Bunun yanında çiftçilerimizin istediği özel projeler olursa bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz ve çiftçilerimize istedikleri girdileri veriyoruz.